Merhaba arkadaşlar. Grup DFCC modla alakalı birçok soru ve aslında verilmiş bir o kadar da cevabı var. Fakat ben basit bir video anlatımıyla FCC modun ne olduğu ve nasıl yapıldığı ile alakalı bilgi vermek istiyorum. Öncelikle bizim kullandığımız cihazlar Avrupa cihazları. Bu cihazlar 500 metre menzille sınırlandırılmış. Fakat Amerika'daki bir kullanıcı bunu 2 kilometre ve üzerinde kullanabiliyor. Biz de bu FCC modu, cihazı FCC modu alarak 500 metreyi 2 kilometreye çıkarabiliyoruz. Bir nevi menzil arttırıcı diyebiliriz FCC moda. Bunun için hem Android hem iOS yapabiliyoruz öncelikle, ondan bahsedeyim. Hem Android cihazlarınız için ve hem iOS işletim sistemli cihazlarınız için FCC modu kullanabiliyoruz. Bunun için fakat kesinlikle Android bir cihaz gerekiyor. iOS'a da yapabilmek için gerekiyor. Çünkü iOS işletim sistemi dışarıdan müdahaleye kapalı. Fakat Android işletim sistemi dışarıdan müdahaleye açık bir sistem. Bunun için önce bir uygulama indiriyoruz. Bu DJI'ın önceki versiyonlarından bir uygulama. Amerika'da yayınlanmış versiyonunu indiriyoruz aslında Android cihazımıza. Android cihazımıza indirdikten sonra kumandayla bağlantısını sağlayıp, ki bunları detaylı anlatacağım. Daha sonra iOS cihazımıza açıp hem Android cihazımızı hem iOS cihazımızı FCC modu haline getirmiş oluyoruz. Bununla ilgili şimdi size daha detaylı yakın çekimde anlatacağım. Öncelikle kuruluma Android cihazımızla başlıyoruz. İlk yapmamız gereken şey DJI'ye ait hangi uygulamalar varsa telefonumuzdan kaldırıyoruz. Daha sonra zaten daha önce grupta da paylaşılmış olan o size bahsettiğim APK dosyasını indiriyoruz. Ben işlemler hızlı olsun diye daha önceden indirdim uygulamayı. Telefonumuzdan download menüsüne geliyoruz. Uygulamaya tıklıyoruz. Yalnız unutmamamız gereken bir şey var ki o da şu. Bu işlemleri internet kapalıyken yapıyoruz. Cihazımıza tıklıyoruz. Uygulamaya. Uygulamayı kurmaya başlıyoruz. Uygulamamız kuruldu. Uygulamamıza open diyoruz. Uygulamamıza normal bir şekilde giriş yapıyoruz. Bu DJI kullanıcı mailimiz ve şifremizle. Çıkan uyarılara kabul ediyoruz. Daha sonra sign in oluyoruz. Evet, şu an uygulamamıza giriş yaptık. Şimdi kumandayı aktif hale getiriyoruz. Daha sonra cihazımızı. Telefonumuzdan kumandamızın Wi-Fi'sine bağlanıyoruz. Şu an bağlandı. Uçuş ekranımızı açıyoruz. Uçuş ekranımızı açtıktan sonra bize bir uyarı gelecek. Switch VLAN diye. Ona cancel diyoruz. Bu uyarı. Cancel diyoruz. Daha sonra sağ üstteki menümüze tıklıyoruz. Bu menümüzden About kısmına geliyoruz ilk açılan ekranda. About kısmımıza geldikten sonra burada en altta Flight Controller SN ve yanında numaralar olan menüye tıklıyoruz. Burada en yukarıda US yazması lazım. Esasında otomatik olarak zaten US yazıyor. Önce soldaki Çince yazıya tıklıyoruz. Daha sonra sağdakine tıklıyoruz. Cihaz kendisine tekrar yeniden başlatacak. Ve FCC modumuz aktif hale gelmiş oluyor Android cihazlar için. Android cihazımızda FCC mod kurulumunu tamamladık. Şimdi sıra iOS cihazımızda. iOS cihazımızda da öncelikle tüm DJI uygulamalarını siliyoruz. Daha sonra ben işlemler hızlı olsun diye sildim. Tekrar kurulumunu yapıp giriş yaptım. Tekrar kumandayı açıyoruz. Tekrar telefonumuza bağlanacağız. Cihazımızı da açıyoruz. Telefonumuzla kumandaya bağlanıyoruz. Kumanda da zaten cihaza bağlanıyor. Kendisi otomatik bağlanmazsa şayet
ayarlardan kendi cihazınıza bağlanabilirsiniz. Cihazımıza bağlandık. Giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra tabii önce kontrolleri sağlayan ekran geliyor. Kapatıyoruz. Cihaza bağlandıktan sonra bize switch ile ilgili bir uyarı geliyor. Bu uyarıya her zaman cancel diyoruz. Ve cihazımız şu an FCC modda. Bunun kontrolünü de yapalım. Buradaki Wi-Fi işaretine tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi cihazımız 11 kanallı FCC modda. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.